Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 30. 6 yıldızlı rütbe 4 şampiyonumuz olan Juggernaut'ı bir göstereceğim sizlere arkadaşlar. Bir de 4 yıldızlı andaç bağlı kendisine. Şöyle bir gelelim 40 kopya. Şimdi Juggernaut arkadaşlar böyle ittifak savaşlarında veya maceralarında kullandığımız bir hero değil genellikle. Böyle aylık maceralarda ve savaş alanlarında çokça kullandığımız bir şampiyon. Hele yakın zamanda savaş alanlarında o kadar çok kullanmaya başladım ki o yüzden onu R4 atmak istedim. Alev Adam'la Juggernaut arasında gidip geliyordum ama Alev Adam sıklıkla banladığım bir şampiyon benim. Destemden de çıkartmıyorum çünkü rakip de benim Alev Adam'ıma ban hakkın harcasın diye tutuyordum destemde onu. Ama Juggernaut'ı genelde banlamıyorlar, o yüzden onu R4 atmaya karar verdim. Kopyalı olması Juggernaut'ın büyük avantaj ama 200 kopya olması şart değil. O yüzden taş basmıyorum Juggernaut'a. Mistik ustalığım da 5. 50.000 sağlığı olduğunu görüyorsunuz. 3500 de saldırısı var. Bunlar artılı gösterilmiyor sanırsam artık. İlginç. Evet, şöyle bir çıkış yapalım. Juggernaut'ta gösterecek pek bir şey yok arkadaşlar. Efsaneler diyarında sınıf avantajı ve normal sınıfla bir hasarını göstereceğim. O kadar sadece. Çünkü hepiniz Juggernaut'ı biliyorsunuz. Çok eski bir hero. Juggernaut'ın ilk halini hatırlayan var mı peki arkadaşlar? Nasıl bir çöptü sonra buff'ıyla savaş alanlarında bir denememizle ne kadar mükemmel bir hale geldi. Hikayesi bu. Biliyorsunuz öyle çok büyük bir şey yok. Yoksa birkaç da duello yaparız. Tabii ki sadece efsaneler diyarıyla yetinmeyiz. Evet, Juggernaut'ın güzel yanı arkadaşlar siper'siz rahatça oynayabilirsiniz. İşte bu taktik mükemmel yapıyor Juggernaut'ı. Resmen rakibe karşı bir üstünlüğünüz var. Hasarı da gayet iyi. 33.000'e 8.000 hasar verdi gördüğünüz gibi. Tabi durdurulamazlarını kaybetmesi de bir o kadar kolay arkadaşlar. Üstüne aldığı kadar. Bu arada rakibin bloğunu sakın kırmayın arkadaşlar. Böyle 9-10 tane durdurulamazınız varsa rakibe orta saldırı alıkoyma yapmayın derim. Geriye çekilip 2-3 kere bloğa basın öyle yapın derim. Mesela böyle. Birkaç kere bloğa basıyorum ki şey olmasın. Engellenemez olup bloğunu kırmayalım rakibin. Geriye çekilirken de çok blok yapmayın. Çünkü blok yaptığınızda biliyorsunuz üstünüzden durdurulamaz kalkıyor. Blok yapmadan geri çekilin o yüzden. Bakın 10 kalıyorum böylece. Ayrıca durdurulamaz başına daha fazla da güç kazanıyoruz. Güç çarpışma güç oranımız iyice artıyor. Hep de ikinci ve üçüncü vuruşum kritik vuruyor. Ne güzel oluyor. Daha doğrusu ikinci vuruşum full kritik vurdu. İşte böyle 74 vuruşta aldık. Ne kadar sürdü? 1 dakika 15 saniye. 1 dakika 15 saniyede 550 kaldık canı indirebiliyor. Savaş alanlarında rakiplerimizin de 200k canı var biliyorsunuz. Düşünün farkı. Adeta bitiriyor yani. Bir de sınıf avantajını deniyoruz şimdi. Aynı taktik. Bakın birkaç kere bloğa bastım. Bir şey olmasın. Üstümüzden bütün durdurulamazlar kalkmasın. Çünkü sonra ondan enerji kırılganlığı atıyoruz ve bir süre durdurulamaz kazanamıyoruz. Yine baştan kazanmamız gerekecek ondan sonra. Genelde böyle yapın zaten. Blokta bekleyin. Vursun bloğunuza bir kere. Ondan sonra deli gibi dalmaya başlayın. Hadi kritikleri görelim şimdi. Ah, göremedik. İlk vuruşu gördük de ikinci ve üçüncü vuruşu görmemiz lazım. Nasıl vurduğunu şey yapmak için. Havaya attı. Değmedi bile. Bir daha atalım. Evet, bunda kritik göremedik maalesef. Olsun ama düz vuruşları gene fazla. Hiddet varken zaten rakibin üstüne deli gibi vurun. Son şans. Ve göremedik. Ama 62 vuruş da aldı gördüğünüz gibi. İlla öyle deli gibi kritik vurmasına gerek yok. 1 dakika 7 saniye sürdü. Kendisinde de test edelim bu arada. Buradaki Juggernaut eski Juggernaut biliyorsunuz. Eski Juggernaut yeni Juggernaut'a karşı. Hadi bakalım. Burada biliyorsunuz özel saldırı sonrası durdurulamaz kazanan Juggernaut var. Bunda da çok güzel rahatça dövüşürsünüz. Ağır saldırıyla çünkü biliyorsunuz sendeletmelerimizi atıyoruz. Böylece durdurulamazı kaldıracak. Hop, ağır saldırıyla bile cevap verebilirim. Evet, gördüğünüz gibi kaldırıyor. Bu sendeletmeler de gayet güzel. Oh, mistik ustalık da bir güzel yardım ediyor bize. Bir tane daha L2 atalım şimdi.
Evet, ağır saldırı attım ki gene engellesin durdurulamaz. Ağ dayak yedik. Şöyle devam edelim o zaman. Andacı bağlayalım. Sonra ağır saldırı. Hop. Gene engelleyip hiddetimizi açtık. Juggernaut'ın da biraz direnci var biliyorsunuz. Mesela ağır saldırıya ağır saldırı yapıyorum. Ama ağır saldırıyı yiyorum tabii üstüme durdurulamaz açmasın diye. Onun özel saldırı sesini kesip benim özel saldırı sesim başladı. Çok komik. Evet, ağır saldırı atmayı unuttum bu kez. Hemen atalım. Aynen böyle. Ve bile ikimizi dağıtıyoruz ve indi. Bugün çok güzel dövüyor değil mi? 60 vuruş da aldı bu Juggernaut'ı da. Tabi biraz daha agresif oynadık bunda. Şimdi birkaç da öyle yapalım. Juggernaut'ın nerede etkisiz ve nerede etkili olduğunu zaten biliyorsunuzdur arkadaşlar. Onu da tabi kısa bir açıklayacağım. Burada tabi herhangi bir kozmik şampiyona her türlü deneyebilirsiniz. Tabi etkisiz bırakma bağışı olanlar hariç. Yine deneyebilirsiniz tabii ki. Onda sıkıntı yok. Mesela bir Hyperion'a deneyelim. Güzel Hyperion counter'dır. Şöyle Juggernaut'ımızı 6 yıldız nerede getirelim. Direkt zaten ağır saldırıyı çakıyorsunuz Hyperion'a. O el becerisini sendelettirdi. Sadece ağır saldırıyla bile oynayabilirsiniz. Rahat olur çünkü Hyperion öyle. Derken L2 atıp rahatça indirirsiniz. Güzel bir Hyperion counter'dır. Ondan sonra başka kozmik şampiyonlara bakalım. Genelde takviye açanları öneririm. Hulkling. Hulkling biraz uğraştırıcı, sinir bozucu ama güzel de Hulkling counter'dır söyleyeyim. Ağır saldırı atarak da oynamanıza çok gerek yok. Çünkü üstünüzdeki durdurulamaz başına süper yeteneğiniz yüksek kopyası biliyorsunuz etkisiz bırakma özelliği var. Evet mesela bakın L2'mi onun şeyini attım. Yok edilemezini attım. Bundan bahsediyordum. Ama çok güzel etkisi hale getirip gücünü deli gibi doldurup deli gibi L2 atabiliyorsunuz. O yüzden güzel de bir Halfling counter'dır. Çok kısa sürede alıyorsunuz. L2'sini daha doğrusu şeyine denk getirmezseniz yok edilemezine çok güzel alırsınız. Başka bakalım kimler var. Mesela Terrax kopyalıysa pek gitmez. Çünkü direkt kaya kalkan açıp üstümüze zırh kırma alacağımız için özelliğimizi kaybederiz. Üstümüze hasar veren zayıflatıcı almamız gerekiyor. Herkül'de bir handikapı var. Çünkü Herkül geriye çekilerek üstümüze kızdırılmış atıyor. Direkt özelliğini kaybediyor Juggernaut. Onu da göstereyim mesela. Kozmik alet sürücüye karşı dövüşürken de üstümüze zırh kırma alacağımız için gene özelliğimizi kaybedeceğiz. Hemen göstereyim onu şunda. Bir geri çekilsin ilk önce. Evet, üstümüze kızdırılmış verdiği için gördüğünüz gibi hemen zayıflığı alıyoruz. Üstümüzde zayıflık varken 200 kopyayken gerçi %5 can kaybederiz, saldırı kaybederiz. Ama kopyasızı %50 kaybediyoruz mesela. Özel saldırı atarak elmasımızı geri alıyoruz. Ama Herkül her dolum süresi gelip geriye çekildiğinde üstümüze bunu tekrar tekrar atacak. O yüzden Herkül duvara sıkıştırıp dövmenizi öneririm. Arkadaşlar kesinlikle şunun gibi. Ha şimdi suikastçı ustalığından şey açamadı. Ölümsüzlük açamadı. Ölümsüzlüğünü de etkisiz hale getirir. Yoksa normalde. Ama Juggernaut'ın handikapı arkadaşlar her mesela savaş alanı karosunda kullanışlı değildir. Üstünüze hasar vermeyen zırhlıca atan bir karo olduğu halde Juggernaut o karoda etkisiz, işlevsiz olur. Hiçbir şey yapamaz. O yüzden açıkçası getirebileceğiniz yerler kısıtlı. Öyle her yere getiremezsiniz. Hasar vermeyen zayıflatıcı demek Juggernaut tamamen iptal demek çünkü. Ama onun dışında eğer o kara yoksa kesinlikle yükseltmeye değer. R5 atan bile olabilir belki. Her yere getirmeye, yani çoğu yere getirmeye değer. Savaş alanlarında da çok kullanışlı. Uyandırmasına gelince uyandırmaya gerek yok. Cevher hiç basmayın. Kopya alınırsa çok güzel evet. Güzel avantaj sağlıyor ama uyandırma cevheri basacak kadar da büyük bir kopyası yok. Onu öyle söyleyebilirim. Evet, bu videomun sonuna geldik. Juggernaut'la ilgili sorunuz varsa bekliyorum. Görüşmek üzere.